Günaydın. Erken geldin. Geç gelmekten iyidir. Bugün kimse yok galiba. Temizlik size kalmış. Bu işin keyfi bu. Siz seviyorsunuz denizi. Severim. Sen? Ben çok sevmem. Bizim sorunlu bir ilişkimiz var. Senede bir hafta o da gidebilirsem tatile gidiyorum. Onda da soğuksa hayatta girmem. Görüldüğü gibi güneşlenemiyorum da. Yani benim tatilim gölgede takılarak geçiyor. Denizin keyfini gerçekten çıkarmak istiyorsan tekne şart. Kesinlikle aynı fikirdeyiz. Bir tane 40 metre varmış aramızda ama. Eğer anlaşabilirsek ben de o. Pazarlıklarımız sürüyor. Yok, illa öyle büyük bir şeye gerek yok. Hesaplı küçük şeyler de var. Bizim vardı eskiden mesela. Babamla açılırdık adalar tarafında. Balık falan. Tabii canım, hem de nasıl. Ben balık tutmayı da sevmem. Benim gibi tez canlı biri için öyle saatlerce bir şey yapmadan beklemek çok sıkıcı. O işin keyfi orada. Beklerken sohbet edeceksin, müziğini açacaksın. Siz öyle yapıyordunuz galiba. Babamla ilk kez balığa gittiğimiz günü hatırlıyorum. Oltaları attık, bekliyoruz. Babam tabii işin uzmanı, peş peşe çekiyor. Lüfer, uskumru, çinekop. Ben de izliyorum öyle. Neyse, aradan saatler geçti. Bir de baktık benim oltada hareket var. Çektik hemen babamla. Levrek. Nasıl çırpınıyor görmen lazım. Babam iğneyi çıkardı. Balığı denize bıraktı. Aa, neden? Ben de aynı tepkiyi verdim. Baba dedim, neden yaptın? Meğer adettenmiş. Balıkçılar her zaman ilk tuttukları balığı denize bırakırlarmış. Saatlerce beklediğim balık gözümün önünde suyun içinde kaybolup gitti. O kadar emek, çaba. Ben sevdim. Bence güzel bir ritüel. Sonra babam dedi ki, denizin bir kuralı var. Sen balığı değil, balık seni seçer. Şimdi balığı serbest bıraktın ama o eğer isterse sana geri döner. Ferit Bey, bizim sözleşmemizin ne işi var burada? Artık özgürsün. Sözleşme yok. İyi de siz bunun için... Artık seni zorlamayacağım. Her şey senin elinde. İstediğin yere gidebilirsin. Senin kararın. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Nazlı. Her şey için. Patronum sandığım kadar katı değilmiş. Sözleşme işi halloldu. Ben de ilk şoku atlattıktan sonra burada buldum kendimi. O kadar sevindim ki telefonumu çaldığında. Nazlı, çok doğru karar vermişsin. Öyle mi dersin? Bu ara kararlarımdan emin olamıyorum. Bak gör, her şey çok güzel olacak. Ortak. Ödüm kopuyor. Ama içimden bir ses de diyor ki her şey çok güzel olacak. Ferit Bey. Tahir. Gelsene. Engin Bey söyledi burada olduğunuzu. Telefon yerine gelip kendim anlatmak istedim. Ne oldu Tahir? Asuman Pınar hakkında araştırma yapmamı istemiştiniz ya. Evet. Onu araştırırken Nazlı Hanım'ın sizden sakladığı çok önemli bir şey öğrendim. Ne demek bu? Nazlı Hanım kardeşiyle aynı üniversiteye gidiyor. Orada Osman'ı araştırırken... Ne saklıyor benden Nazlı? Nazlı Hanım bir restoran açmaya hazırlanıyor efendim. Restoran mı? Evet efendim. Öğrendiğim kadarıyla bir de ortağı var. Kim? Deniz mi? Hayır efendim. Bir Japon kadın. Adı da Manami. Neredeymiş bu restoran? Biz mutfaktan anlamadığımız için beceremedik. Yoksa potansiyeli olan bir mekan burası. Nazlı,
Bence senin gibi bir yetenek kolaylıkla altından kalkacaktır bu işin. Bu arada Manami, harika bir ortak bulmuşsun kendine. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Artık bana müsaade. Evet kızlar, burası artık sizin. Bu da anahtarınız. Ama Mehmetciğim, biz daha imza arar atmadık. Canım, sizin bir an önce çalışmaya başlamanız lazım. Bence vakit kaybetmeyin. Mehmet Bey, biz Manami ile mekanda birkaç değişiklik yapmayı düşünüyoruz. Ali Bey sonuçta bizim %50 ortağımız. Ona da danışmak lazım. Nazlıcığım, Ali'nin Mehmet gibi başka sektörlerde yatırımları var. Yani buraya çok fazla zaman ayıramıyor. Anca açılışa gelir ve yemeğini yer, değil mi? Aynen öyle. Şimdiden hayırlı olsun. Yarın sözleşmeyi imzalarız. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Nazlıcığım hayırlı olsun. Hepimize. Hadi bakalım kızlar, görüşürüz. Görüşürüz. Bak Nazlı, oğlu gördün mü? Hayallerimizin anahtarı bunlar. Evet. Şimdi nereden başlamamız gerekiyorsa öyle ne yapacağız? Hepsi bende. Ben şimdi önce bir yapılacaklar listesi çıkartacağım. Mekanla ilgili değişikliğe mecburen gideceğiz. Çünkü biraz kafe gibi döşenmiş. Ay ne kadar güzel. Ay Nazlıcığım, inşallah burası böyle bol müşterili, bol kazançlı. Her şeyden de önemlisi senin mutlu olduğun, gurur duyduğun bir yer olur. Ay inşallah. Fatoş ağzın bal yesin. Bu arada anca beraber kanca beraber biliyorsun. Yanımda olacaksın değil mi? Ay yoksa bu bir iş teklifi mi oluyor? Aynen öyle. Kız sen istemesen bile ben burada gelir çalışırım ki zaten. Ay vallahi ben de artık böyle işten bulduğum bütün öğle aralarına gelir burada beleşe yemek yerim. Yalnız ayındaki 2 aylık falan. Ayrıca o beleşe yeme mevzusuna o kadar emin olma sen Asuman. Yani çüş aşk olsun sana yani. Kardeşinden bir de para mı alacaksın? Aa öyle ticarette abla kardeş olmaz ama. Ha şirketten 3-5 tane arkadaşını getirirsin. Buranın güzel reklamını yaparsın. Belki o zaman bir %10 indirim düşünürüz değil mi Nazlı? Anca o kadar. Yani tamam. Getiririz arkadaşlarımızı, yeriz yemeğimizi, paramızı da öderiz. Merak etmeyin. Ay şimdi bu arkadaş getiriyorum diye gider Ferit Bey'i getirir bir de. Onun haberi yok mu hala? Şimdilik yok. Ama er ya da geç olacak. Ay bayağı er oldu. Nazlıcığım biz gidelim. Ay biz de tam gidiyorduk Ferit Bey. Ben İkbal Hanım'dan böyle küçücük bir izin almıştım. Ama şimdi hemen işimin başına dönüyorum. Kolay gelsin ablacığım. Hoşçakalın. Hoş geldiniz. Merhaba, merhaba. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Asuman, yaptığımız anlaşmayı unuttun galiba. Benimle mesafeni koru demiştim sana, küçük şeytan. Ha yok, ben anlaşmamızı gayet net bir şekilde hatırlıyorum. Ben sizin Hakan Bey'den gizli kürtaj yaptırdığınızı söylemeyecektim. Siz de beni Ferit Bey'in evinden çalıp size getirdiğim dosyaları saklayacaktınız. Ateşli oynuyorsun, ateşli. Ha bu arada ben sizi niye durdurdum? Artık benim sırrımın ortaya çıkması sandığınız kadar canınızı acıtamayacak. Çünkü ablam kendi restoranını açıyor. Ha bu da demek oluyor ki siz buna çok sevineceksiniz. Sonuçta Ferit Bey'in yanından ayrıldı. O iş de hallolmuş oldu. Aa, ne güzel. Ama yine de senin şu hırsızlığın ortaya çıkmasını istemez herhalde değil mi? Ferit'in yüzüne sonsuza kadar bakamayacak çünkü eğer bu ortaya çıkarsa. Benim o konuda size güvenim tam ya. Sonuçta kocasından gizli bebeğini aldıran birisi olarak sır saklamayı en iyi siz bilirsiniz. Kolay gelsin. Dengesiz erken. Öncelikle hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Bana hayırlı olsun demek için geldiğinizi sanmıyorum. Nereden öğrendiniz burayı? Şu an açıklama yapması gereken kişi ben değilim Nazlı. Şimdi her şeyi daha iyi anlıyorum. Demek bu restoranı açmak için istifa ettin. Evet, öyle oldu. En büyük hayalinin bir restoran açmak olduğunu söylemiştin teknede. Meğer o sırada çoktan hazırlıklara başlamışsın bile. Yalnız benim anlamadığım neden bana söylemedin? Eğer size söyleseydim Ferit Bey, profesyonel bir iş adamı olarak bana yardım etmeye kalkışacaktınız.
belki burayı beğenmeyecektiniz. Önüme bir strateji koyacaktınız. Yapılacaklar ve yapılmayacaklar listesi arasında kalacaktım ben. Ne zararı var bunun? Kimine göre yok. Hatta bazılarının hoşuna bile gidebilir. Ama ben böyle olsun istemedim. Ben burası için bir mücadele etmek istedim. En ufak detayıyla, bütün sorunlarıyla kendim uğraşayım istedim tek tek. Burayla birlikte ben de büyüyeyim istedim. Ben özgür balık olmak istedim. Bence hala eksik bir şeyler var. Ne gibi? Sen sadece özgür olmak istemiyorsun Nazlı. Sen benden kaçmak, uzaklaşmak istiyorsun. Ama kaçamıyorum. Bana karşı her zaman, her koşulda dürüst olduğunu söyleyebilir misin? Hiçbir şey saklamadığını söyleyebilir misin? Ben de öyle düşünmüştüm. Geçerken sen burada küçük bir sol atarsan harika olur. Tamam, öyle yapalım. Güzel olur. Bravo! Bravo! Selam millet, kolay gelsin. Bravo aileciğim. Valla kağıt ışırtımız bile bu kadar alkış alıyorsa bence doğru yoldayız çocuklar. Selam. Ne haber? Bu ne güzellik, bu ne enerji bugün böyle. Ay Aile, çok mutluyum ya. Çok şükür hayalleriniz gerçek oluyor. Biz Engin'le barıştık. Aa! Evet. Nazlı da restoran açıyor. Nasıl yani? Vallahi biz de başta inanamadık. Nazlı Japonca kursunda bir hocası var. O bir restoranı devralacakmış. Bizim kıza da ortaklık teklif etti. Nasıl yaparız, nasıl ederiz falan düşünürken Ferit Bey artık vicdanına mı geldi yoksa bu ilahi bir mesaj mı bilmiyorum. Bizim kızı azat etti. Nazlı restoran mı açıyor yani? Aynen. Ben de bugün Deniz'le konuşmaya geldim. Ben artık Nazlı'ya yardım etmem gerekecek. O yüzden burada çalışamayacağım. Deniz de anlayışla karşılayacaktır yani bence. Sonuçta o da bir işletme sahibi. Artık Nazlı da yeni bir işletme sahibi olduğu için ona yardımcı olmamız lazım yani. Hatta biliyor musun, bence bundan sonra onlar daha iyi anlaşacaklar. Gör bak. Ben gideyim Deniz'i bulayım, konuşayım. Hadi görüşürüz. Hayır babacığım. Aşk olsun. Tabii ki kimseden borç istemiyorum. Ya bankadan kredi çekeceğiz. Kredi borç sayılmaz bence. Kredi borcunu nasıl ödeyeceksin kızım? Çok yüklü olmasın. Birazcık yüklü olabilir tabii ama biz anamıyla onun hepsini düşündük. İlk başta çok bir şey kazanamayacağız. Ama daha sonra restoran oturduktan sonra para kazanmaya başlayacağız. Ne diyeyim kızım? Sen kafana koyduysan yaparsın. Biz sana çok güveniyoruz zaten. Annenin de selamı var. Sen de çok selam söyle babacığım. İkinizi de çok özledim. En kısa zamanda İstanbul'a bekliyorum. Geleceğiz, geleceğiz. İkiniz de gözümde tutuyorsunuz. Hadi tutmayın ben seni. Öpüyorum güzel gözlerini. Ben de babacığım, ben de çok öpüyorum sizi. İnşallah. Hadi bakalım. Evet, konuştuğumuz gibi. Teşekkür ederim. Peki demedim. Ferit, hoş geldin. Halkla ilişkiler ekibini topladım, konuştum. Zeynep'ten sonra maalesef bazı işler eksik kalmış. Uzun vadeli planlarda hiç girişimde bulunulmamış şeyler var. Detaylı bir rapor çıkardım zaten. Ben bir aksiyon planı hazırladım. Yani üzerinde mutlaka tartışılır, bir şeyler revize edilir, değişebilir ama şahsen bir an önce başlamasından yanayım. Onun dışında dikkatimi çok fazla çeken şey olmadı. Sadece reklam ve tanıtım işlerinde bazı gereksiz kalemler var. Önümüzdeki yılın bütçeleri çıkarıldığında onlara da dikkat edilmeli. Ne sağ ol. Teşekkür ederim. Berit, Zeynep ve Demir bu şirketin yüzleriydi biliyorsun. Şimdi onların yokluğunda sen geride kalmayı tercih ediyorsun. Yani şirket kamuoyunun önünde hiçbir şekilde temsil edilmiyor. Neden? Ben buradayım, işimin başında. Şirket temsil ediliyor. Beni başka işlere karıştırma. Yalnız değilsin Ferit. Artık ben de varım. Ve bu şirketin yüzleri olarak yan yana durmalıyız. Kolay gelsin şirketin yüzleri. Ne haber? Saatler olsun. Eyvallah Ferit. Bazen temizlenmek iyidir. Hoş geldin Hakan.
Ben de Ferit'e hazırladığım raporu sunuyordum. Evet, önce babalarımız, sonra Demir ile Zeynep, şimdi ise sen, ben ve Deniz. Bu şirketi biz temsil ediyoruz. Bunu unutma. Odama geçelim mi? Ne güzel bir sürpriz yaptın ya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok özlemişim burayı. Bayağı oldu hakikaten gelmeyeli. Evet. Ama hep iyi hissettiriyor bana burası. Hoş geldin tekrar. bir şey içer misin soğuk? İşte beklediğim ev sahipliği. İsterim, çok isterim. Buyurun. Gözlerim pırıl pırıl parlıyor. Ne oldu? Sana bir haberim var. Evet, bekliyorum. Ben Nazlı kendi restoranımı açıyorum Deniz. Ne? Kendi restoranını? Japonca hocamla ortak. Ah, müthiş bir şey bu. Senin sözleşmen falan yok muydu? Sözleşme işi iptal. Yani Ferit Bey onu yırtlattı. Manami daha önce bana bu restoran işinden bahsetmişti. Tabii o zaman şartlar müsait değildi. Ama şimdi hayallerim gerçekleşmek üzere, neden olmasın? İşte en güzeli de bu, biliyor musun? Ya hayalini kurduğun şeyi gerçekleştirmek için bir yolculuğa çıkmak. Ya gerçi benim bu plandan haberim yoktu ama. Deniz, restoran hayalim benim çok eskiye dayanıyor. Ama bir taraftan da kulağa çok uzaktı. O yüzden bahsetmemiş olabilirim. Ama olaylar geliştikçe, böyle hayallerime yaklaştığım anı gördükçe bunu gelip seninle paylaşmak istedim. Çok iyi yaptın. Ya sen mutlu olduğun sürece ve sadece kendi istediğin şeyleri yaptığın sürece ben de çok mutlu oluyorum. Ya benim için hiçbir sıkıntı yok. Ya sadece müthiş bir aşçıyı kaçırdığım için üzülüyorum, o kadar. Hiç boşuna üzülme. Kaçırmış sayılmaz. Senin mekana danışmanlığa her zaman devam. Sadece açılışa kadar biraz yoğun olacağım. Yarın gidip banka işlemlerini halletmem lazım. Sonra mutfağa bakacağım. İşte elimizde ne var ne yok onlara bakmam lazım. Eksiklerimizi tamamlamalıyım. Ama senin mekan her zaman kardeş mekan. Olacak. Senin buna en az benim kadar sevineceğini biliyordum. Tabii ki. Deniz, yarın Sapancı'da bir toplantımız olacak. Bay Nakatani ve eşi de katılıyor. Yani bizi temsilen Ferit gidecek sadece. Sen de katılmak ister misin? Yani o toplantıda benim ne işim var ki, ben anlamadım. Bir işin yok canım, böyle keyfek eder. Yani gidersin, böyle bir iki fotoğraf verirsin. Ondan sonra faaliyet raporunda yüzünü görmüş oluruz. Ayrıca temiz hava, Bolga'da. Şimdi birazdan Ferit de gelecek, anlatır zaten sana. Yok ya, ben gereken toplantılara katılıyorum zaten. Katıldım da. Gerek yok. İyi. Hah, Ferit de geldi. Ben de Sapancı mevzusunu anlatıyordum şimdi de. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne dersin, birlikte gidelim mi? Kalabalıktan uzaklaşmak, sakin bir ortam. İyi gelir bence. Ben yıllardır kalabalıktan uzaktım zaten. Dolanıp duruyordum dünyayı. Gerek yok. Deniz bak, buraya kadar geldi. Bu ikimiz için de iyi bir fırsat olabilir. Biraz kafamızı dinleriz, sohbet ederiz. Ben aramızdaki bu anlamsız gerginliğe bir son vermek istiyorum. Sen sadece tekrar beni kendi yanına çekmek istiyorsun. Hakan'ın yanında olma ihtimalimi istemiyorsun. Ki öyle bir şey de yok. Ben bir tarafta değilim. Sadece kendi kararlarımı kendim vermek istiyorum. Deniz, Ferit öyle söylemek istemedi. Yanlış anladın galiba. Ben anlayacağımı anladım, söyleyeceğimi de söyledim. Ben gidiyorum. Kaçayım ben de. Hadi görüşürüz. Görüşürüz.